Herkese merhaba. Ben Tuğçe Doğar ve bugün benim ve koca kafalı sivilcemin size iki tane şahane haberi var. Birincisi 2400 minik pıtırcık baloncuk olmuşuz çoktan. Hiç söylemiyorsunuz. Ne güzel olmuş, ne çabuk büyümüşüz. Onun için tabii ki de ne yapmamız lazım? Bir çekiliş yapmamız lazım. İtinizden iki kişiye, dört gösteriyor yalnız gerizekalı. İki kişiye çizim hediye etmeye karar verdim. Bunun için yapmanız gerekenleri de şöyle hemen kısaca anlatayım. Bugün yaptığım çizimi Instagram sayfamda paylaştım. Kendisi burada. İlk olarak beni Instagram'dan takip ediyorsunuz. Daha sonra bu paylaşımı beğenip altına da bu konuyla ilgilenebilecek arkadaşlarınızdan bir ya da birkaçını etiketleyip bir yorum bırakıyorsunuz. Ben de içinizden iki kişiyi seçeceğim ve iki kişinin bana gönderdiği fotoğrafı bugün yapacağım tarzda çizip kendilerine geri ileteceğim. Çekilişimiz bu şekilde. Hepinize kolay gelsin. Başarılı... No. Hayır, bana kolay gelsin, size başarılar. Gel gelelim ikinci haberimize. Bunu da başlıktan anlamışsınızdır herhalde. Bugünkü çizimim YouTuber'larla alakalı. Yani YouTuber'ları çiziyor olacağım. Bunu size danışmak istedim aslında. Ne dersiniz? Böyle bir seri yapalım mı? YouTuber'ları çiziyorum şeklinde. Mesela ayda bir ben böyle sevdiğim, hoşuma giden, değişik, işte eğlenceli böyle YouTuber'ları çizsem, hem sizinle bir bilmediğiniz belki YouTuber'lar vardır, onları paylaşırım. Hem de böyle çizim, sohbet, neler oluyor, neler bitiyor kafasında böyle videolar yapmış oluruz. Bunun hakkında ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Velhasıl bugün çizimimde de gayet tanınmış olan Kocagöre Ansiklopedisi'nin YouTuber'ları Melis ve Volkan Alay'ı çiziyor olacağım. Kendilerini bilmiyorsanız eğer aşağıya bırakıyorum kanallarının linkini, bakın. Çok eğlenceli ve çok kaliteli videolar çekiyorlar gerçekten. Genelde şaka videoları çekiyorlar ama bu hani kafama ketçap sıktım, kız arkadaşım o kadar gerizekalıdır ki beni öldüm zannetti falan kafasında değil, bildiğim profesyonel film çekercesine kurgulayıp şahane videolar çıkartıyorlar ortaya. Yani bugün bu eğlenceli çiftimizi çiziyor olacağım. Her zamanki gibi sulu boya tekniği kullanıyorum. Bu beni tanıyanlarınızı muhtemelen şaşırtmamıştır zaten. Size hediye edeceğim çizimde de aynı şekilde sulu boya kullanıyor olacağım. Yani buna çok yakın bir çizim çıkmış olacak ortaya. Belki siz de bilmeyenler vardır. Ben Malezya'da yaşıyorum. Bu çizimde Malezya'dan size göndereceğim. Ama ilk olarak size tarayıp fotoğrafını atacağım. Yani paylaşmak isterseniz sosyal medyada diye. Daha sonra çizimi postlayacağım. O çizimin gelmesine kadar sürer hiçbir fikrim yok. Ve gümrükte ülke sanat eseri yani herhangi bir çizim parçası sokmakla ilgili çok acayip kurallar var. Ben en son bir şey gönderdiğimde gümrükten geçememişti, geri gelmişti bana. Yani onun için parmaklarımızı kilitleyip Allah yardımcımız olsun diyerek başlıyoruz, çıkıyoruz yola. Ama size dijital olarak ulaştıracağım zaten taranmış halini, çizimin. Bu arada ben ikisinin de taban ten rengini attım. Şimdi artık yavaşça biraz daha renklendirmeye başlayacağım bakalım. Gel gelelim Volkan'la Melis'e. Çizimlerini yapmadan önce birkaç tane skeçlerini attım. Şansıma ikisinin de aşırı karakteristik suratı var. Yani portre çizenleriniz varsa aranızda biliyordur. Karakteristik suratları çizmek çok daha kolay oluyor. Ama şöyle de bir şey var. Genel elin alıştığı çizgi tarzından o kadar farklı ki yüz yapıları ikisinin de. Bu birazcık zorladı beni. Yalnız Melis'in bu dünya tatlısı 5 insan boyutundaki saçlarına resmen aşık oluyorum ve çok kıskanıyorum şu anda. Selam Melis. Çok güzel ama o kadar karakteristik bir parça ki zaten yüzüne çok fazla ilgi göstermeme gerek kalmadı. Saçları koyunca direkt kendisini öne çıkardı. Çok da benzetemedim aslında. Onun için kusura bakma lütfen, cidden denedim ama portre benim gerçekten en güçlü yanım değil. Bunu belki çoktan biliyorsunuzdur. Açıkça söylemek gerekirse Melis'i çizerken gerçekten çok daha fazla eğlendim. Böyle kabarık saçlar, çıkık elmacık kemikleri, çok animatik bir tipi var zaten. Ama Volkan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani bu Volkan'dan ziyade ben erkek çizmeyi sevmiyorum. Hatta tanıdığım çoğu sanatçı erkek çizmeyi sevmiyor. Böyle ne bileyim, kadın çizmek daha bir eğlenceli açıkçası. Ya bu sulu boya yaparken sürekli böyle saçı çok açık boyayarak başlıyorum. Daha önceki portre çalışmamda da böyleydi. Bunu korkudan oluyor herhalde. Böyle direkt silahla girmeye daldığımdan oluyor da neyse, şimdi tekrar koyulaştıracağım onu zaten. Allah'ım saçların güzelliği yalnız. Çok şey değil mi kızın elmacık kemikleri, saçları tam böyle sıktırıp böyle kafası sallamalık. Çok hoş. Çok beğendim. Selam Melis, çok beğeniyorum seni. Çok hoş bir bayansınız. Ha bu arada şakanın yanında Volkan'ın kanalında böyle vücut gelişimiyle ilgili videoları falan da var. İlgileniyorsunuz bu konuyla, gidin bakın derim. Kendisi böyle
Bir anda böyle çok kısa sürede deli gibi vücut falan yapıyor. Beslenmeyle ilgili, sporla ilgili de güzel tiyolar veriyor. Zaten baksanıza boynu kafasından daha kalın. Maşallah çok güzel çalışmış Moka kardeş. De aklınızda bulunsun vücut geliştirmeci arkadaşlar, spor severler, sağlıklı yaşam izleyicilerim. Gidin bakın kanalına. Bu arada bu çizime başlamadan önce bayağı bir süre referans fotoğraf aradım. Ama bulması gerçekten çok zor oldu çünkü o kadar hareket halindeler, o kadar mimik halindeler ki sürekli düzgün duruşları bir fotoğraf karesi yok. Sürekli bir enerji, zaten videolarını izliyorsanız ya da izlediğinizde göreceksiniz. Enerjileri aşırı yüksek, çok eğlenceliler. Bir de çok doğallar. Ay hani şey yok böyle, gelin şunu kandıracağız, bakın ne kadar gerizekalı falan diye bir şey yok yani. Gerçekten adam mantık çerçeveleri içinde bir şeyler yapıyor ve bunu gerçekten yapıyor. Yani insanları dolandırıp salak yerine koyan bir kanal olmaması zaten abone sayısından da, yaptığı içeriklerden de, kurgusundan bile anlaşılıyor ki hala öyle bilmiyorum ama Volkan bütün kurgusunu falan kendi başına yapıyor. Ben buna ayrıyetten saygı duyuyorum çünkü içerik üretmek zaten zor bir şey. Bir de onu oturup kurgulamak, kendi yüzüne bakmak, kendi sesini dinlemek çok iğrenç bir şey. İnsan kendinden soruyor bir süre sonra. Düşünsenize, saatlerce kendi suratınıza bakıyorsunuz. Bir megaloman, manyak, kendine aşık, deli, zır deli değilseniz bu iş gerçekten işkence boyutlarına ulaşıyor bir süre sonra. Sürekli kendime küfrediyorum. Ben de kurgularımı kendim yapıyorum ve ne zaman bunu yapsam ya Tuğçe senin diye girip bir 5 saat boyunca kendimden nefret edip kurguyu bitirdikten sonra 1 saat meditasyon yapıp kendimi tekrar sevmeye çalışıyorum. Velhasıl Volkan arkadaşımız da bunu kendisi yaptığı için, böyle şeylerle yüzleştiği için kendisini tekrardan takdir ediyorum. Tabii ki de kendileri şakanın kralı olduğu için bu aşağıya bir tane taç ekliyorum. Çok manidar olmadı mı? Hoş oldu. Birer tane de böyle kafaların üstüne ekledim. Böyle şeker durdu ya. Hoş oldu. Bu aşağıdaki tacın yanına da böyle dal gibi bir şey eklemeye karar verdim böyle. Hem birazcık cool'luk versin hem de böyle çizimi toparlasın diye. Tatlı işte durdu. Hoş oldu. Beğendim. Şimdi artık benim favori kısımlarıma geliyoruz yavaş yavaş. O da detaylandırma. Genel rengimiz hazır. Genel gölgemiz hazır. Şimdi ince fırçamı elime alıp ve tabii ki de siyah boyamı minik detayları eklemeye başlayacağım. Her ne kadar en favori kısmım bu olsa da en riskli kısım da bu. En ufak bir çizgi kaydırdığında bile ağzı yüzü birbirine girebiliyor maalesef portrelerin. Bu arada eğer bunu bir seriye dönüştürmem konusunda hemfikirseniz, aa Tuğçe güzel olur ya böyle YouTuber çizer de falan diyorsanız, hangi YouTuber'ı çizmemi isterseniz, sevdiğiniz YouTuber'lardan böyle bu konsepte uyabileceğini düşündüğünüz YouTuber'ları aşağıya bana yazarsanız çok sevinirim. Böylece bir sonraki videoda kimin olacağını beraber karar vermiş oluruz. Renklendirmede çok aşırı bir şey girmek istemedim. Olabildiğince sade tutacağım. Zaten tipleri az çok benzedi yani, en azından kim olduğu çıkarılabilecek kadar benzedi. Benim için önemli olan buydu. Hiçbir zaman portre kralıyım diye bir iddiada bulunmadım ve asla da bulunmayacağım bu arada. Bunu çizebildiğim için bile gayet kendimle gurur duyuyorum. Bu arada çekişe katılmanız için yapmanız gerekenleri tekrardan hatırlatayım. Bu çekilişte Volkanlar da bana destek olacaklar. Onlar da kendi sayfalarına yayınlayacaklar. Yani onların sayfasını, benim sayfamı takip ederseniz Instagram'da, ikisini de böyle bırakıyorum. Bu çizimin olduğu gönderinin altına bir arkadaşını etiketleyip gönderip yorum verip bırakırsanız çekişe katılmış oluyorsunuz. Ben de aranızdan iki kişiyi seçip gönderdiğiniz bir resmi çizip kendisine geri göndereceğim. Lütfen bana 30 kişilik aile fotoğrafı göndermeyin. Bunu da belirteyim buradan, sonra tatsızlık çıkmasın. Benimki de can. Artık böyle çizimin sonlarına geliyorum ama şeyi bırakamıyorum bir türlü. Mincik mincik dokunup böyle vıcık vıcık onunla oynama olayını bir türlü bırakamıyorum. Şu an sürekli bir sağa sola sağa sola bir şeyler ekliyorum. Hepinize tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum. 2400 kişi olmuşuz. Belki ben bu videoyu yayınladığımda 2500, 5800, 6000, 13000, 700 olmuş. Okey, matematik dahisi olmadığımı şimdi herkes anlamış oldu galiba. Daha binlere, milyonlara, 30 binlere, 30 milyonlara hep beraber inşallah çok yakında ulaşacağız. Verdiğiniz destek için, sevgi mesajlarınız, güzel yorumlarınız, tatlı geri dönüşleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben burada bildiğim böyle minnoş emojiler gibi dolaşıyorum ne zaman sizin yorumlarınızı okusam. Bu çizimimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ve umarım çekici kazanacak o şanslı kişi sizsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olup yorumlarında dibine vurmayı unutmuyoruz. Sizinle çok yakında tekrardan görüşürüz.
Jiggling.